Canlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Perşembe günleri saatleriniz 22'yi gösterdiğinde ben Samet Sinciroğulları ve Tolga Öztaş'la birlikte yine buradayız. Bursa Spor başta olmak üzere sporda öne çıkan gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Gündem oldukça yoğun. Türkiye Kupası maçları oynanıyor şu anda. Hem Süper Lig takımları hem Alt Lig takımları oralarda mücadele etmeye çalışıyor. Bursa Spor'un da bugün karşılaşması vardı. Yeşil Beyazcılar deplasmanda Bayburt Özel İdare Spor'u 2-1 mağlup ederek 5. tura yükseldi. Buraya kadar tek maç olarak oynanıyordu. Artık çift maç eleme usulüne dönecek. Türkiye Kupası yaklaşık 40 dakika boyunca canlı yayında gündemi değerlendirmeye çalışacağız diyelim. Tolga hoş geldin. Hoş bulduk Samet. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Nasıl İyiyim geçti haftan? Ya güzel işte bak Bursa Spor'un 2 galibiyetiyle. Güzel bir hafta oldu aslında. Rahat rahat hafta geçiriyoruz yani böyle. Bir tek basketbol takımı bizi biraz üzdü. Onlar da büyük taraftar desteğiyle oynuyorlar biliyorsun. Hem Karşıyaka maçında öyle oynamışlardı. Hem Efes maçında öyleydi ama ilk 3 periyot çok iyiydi Pota'nın timsahları ama gücü yetmedi. Normal. O rotasyona karşı koyamadı. Normal Samet yani hani. Anadolu Efes de Euroleague'de sanırsam son 3 maçını kazandı, seriye başladı. Yani Euroleague seviyesinde geçen sene final oynama başarısı göstermiş. Bu sene de ki Larkin'le özellikle yani çok fazla basketbol, çok fazla ilgim yok. Hani genel üstten hani izleyebiliyorum. Mesela bizim Bursa Spor, Fruitex'te Bursa Spor'un maçlarını izleyebiliyorum. Hani ama Larkin'i yani izlememek elde değil bence ya. Larkin herhalde Basketbol Süper Ligi'nin en iyi iki oyuncusundan bir tanesi. Dekolo ile birlikte. Evet. Larkin bu ligin top class oyuncuları. O yüzden orada... Brut Extra Bursa Spor Basketbol aslında Tolga ben takip ediyorum. Bazı mecralardan basketbol yazarlarını, basketbol takip edenleri. Ben de senin gibi basketbolu çok içten içe bilmiyorum ama mesleğimiz gereği takip ediyoruz. Yani. Çok detaylı olmasa da öyle teknik taktik bilgisi olmasa da. Bursa Spor'un bu lige bir heyecan getirdiğini söylüyorlar. Çünkü bakıyorsun bu ligde tüm salonlar boş. Bursa Spor'un maçları o bakımdan büyük avantaj oldu. Hem tabii ligin marka değeri için eğer Bursa Spor bence kümede kalma sıkıntısı yaşamazsa bir Euro Cup oynayabilir önümüzdeki zaten sene diye düşünüyorum. Zaten olacak gibi duruyor. Olacak gibi duruyor. Ben de öyle öngörüyoruz. Hani zaten Kızıl ailesinin verdiği destekte de o günkü mesajlardan da hani bu sezon Euro Cup, seneye belki Euro League diye hani öyle Euro League belki biraz... Euro Cup'ta olursa eğer güzel kadro olur, başarı gelirse yani gelir gider olabilir ya. Hani şimdi Tolga biliyorsun basketbolda bu işler biraz garip oluyor. Darüşşafaka ilk Süper Lig'e çıktığı yani, sezon EuroLeague'de oynadı. Şu anda da Beşiktaş, sponsor yüzünden. Pınar Karşıyaka, Galatasaray, Türk Telekom, Bandırma, Teksüt Bandırma bunların hepsi Avrupa'da oynuyor. Evet. Yani 16 takımımızın 7'si 8'i Avrupa'da mücadele ediyor. Yani Bursa Spor, Fruitex'e de oralarda olacak gibi duruyor. Yalnız Samet, basketle ilgili hani şimdi bu konuyu açmışken aklıma gelen bir şey vardı benim genelde böyle düşündüğüm. Mesela teknik foul şeyde olsa, futbolda olsa bence Süper Lig 5. haftadan sonra oynanmaz, biter ha. Niye? Ya düşünsene, hem gol veriyorsun yani böyle teknik foul'de yani nasıl orada çünkü değişik oluyor, iki tane şey oluyor. Hem iki tane atış attırıyorsun hem de topu bir daha oraya veriyorsun. Bazen hani, bir atış oluyor ya teknik foul ya da sportmenlik işte dışı oluyor bir, biliyorsun. Düşün yani bir penaltı attırıyorsun bir de ondan sonra diyorsun ki hemen ceza sahası çizgisinden free kick. Hani böyle düşün maçta iki teknik foul'ü çaldı mı hakem bitti iş. Ama tabii basketbolda çok fazla ya, tabii, aynen sayı işte. Sirkülasyonu çok fazla olduğu için. İşte yani biraz oraya düşününce biraz değişik geldi. Aynen. Ya Bursa Spor bence eğer... Arok'ta vardı ya tersten penaltı. Karışırdı lig ya. Tabii. Ya zaten ligimiz karışmaya müsait. Aynen. Biliyorsun her alanda her şartta karışmaya müsait. Basketbolu kapatalım ama ben evet bir cümle daha söyleyeyim. Eğer... Son cümlenin zaten. O yüzden seni rahat bırakıyorum artık programlarda. Daha var. Daha 3 hafta buradayız herhalde. Bakalım. Daha son saymadık. Evet. Bu arada bu bizim 48. programımız yanılmıyorsam. 47 veya 48 olması lazım. Herhalde 50. programda noktayı koyacağız gibi oldu. 50'de mi koyacağız? 50'de öyle de duruyor. Mi? Bakalım. 50 de olabilir, 51 de olabilir. Senin için fark ediyor mu? Ne bileyim fark etmez. 50 olursa hani 50'den sonra sıfır bir başlangıç olur benim için. Doğru. Yani 7-51 olsa yarıda kalır gibi. Ama benden sonra aynı başlangıcı yapmaya hazır mısın? Değilim. Benim için yaralayıcı bir ayrılık olacak. Bence stüdyoda de duygu dolu anda. Ben... Rejimizden bir müzik beklerdim şu an. Zoom girsin Tolga'ya. Basketbolla ilgili ben bir şey söylüyorum evet, galiba. Evet bir şey söyleyecektin. Eğer Bursa Spor çok fazla da uzatmayayım. Yerli rotasyonunu biraz artırabilirsek. Çünkü sadece Ender'den fayda sağlıyoruz. Aynen.
İzzet bazen oynuyor. İzzet giriyor ama İzzet hoca delirtiyor benim izlediğim maçlarda. Hani hoca deliriyor Serkan Çok hoca. Değerli bir aslında baş antrenörümüz var. Evet. Basketbolu seven bir baş antrenörümüz. Bence bu hava yakalandı ya, bir 5 haftada 3 galibiyet geldi, 2 mağlubiyet geldi. Darüşşafaka deplasman galibiyeti geldi. Yani. Devre arasına kadar bence bir 5-6 galibiyetle daha devre arası transfer yapılır diye düşünüyorum. Özellikle olsa... Kızıl ailesinin desteği çok önemli bu noktada. Evet. Zaten isim sponsorluğu çok değerli. Ya basketbolda futboldan daha önemli lobi çalışmaları Bursaspor'un çok büyük avantajı. Anadolu Efes maçında Levent Kızıl orada tribünleri coşturması. Formasıyla. Çok güzel. Yani hakikaten güzel destek. Yani orada başarı gelir. Hakikaten başarı gelir oraya. Bir... Öyle diyelim. Öyle diyelim. Bağlayalım o zaman. Türkiye Kupası'na. Evet. Bursa Spor'un bugün maçı vardı kahvaltıdan sonra. Saat 13. Biraz ben garip daha bir... yeni gelmiştim maça. Maç başlamadan 5 dakika önce geldim. Maç mı var ya falan. Biraz garip bir maç oldu. Hem saha zemini anlamında, hem şartlar anlamında, hem yayıncı zemin kuruluş. Zemin çok kötüydü ya. Zemin kötü değildi bence. O zeminde futbol oynatmak cinayete teşebbüs. Evet. Yani hatırlıyorsun ilk yarıda pozisyon vardı, top seke seke gitti. Bizim Kuş Cenneti köyünde de öyle bir top sahamız vardı. Biz oynadık ama inekler hani otluyordu orada. O yüzden hani biz topun sekmesini sallamıyorduk. O kadar kötü bir saha. Yani gerçekten ilginç şeyler olmuyor değil. Özellikle alt lige düştüğünüz zaman böyle yerleri daha fazla görüyorsunuz ama... Şöyle bağlayacağım. Erkan Zengin'in röportajı vardı Tolga hafta içi Beyin Sports'ta. Biliyorsun Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak geçiyor ama resmi olarak öyle değil. Evet. Geçen sene biliyorsun Fatih Karagümrük TFF 2. Lig'den çıktı. Erkan Zengin hem Süper Lig'de uzun yıllar forma giydi Trabzonspor'da, Eskişehir Spor'da. Final maçını burada oynadılar biliyorsun. Burada oynadılar. Şöyle bir ifadesi var. TFF 2. Lig çok zor. PTT, TFF 1. Lig şu anki olduğumuz yer lig zor. Süper Lig hepsinden daha kolay. Yani, bir Süper Lig'de futbol oynanıyor dedi. Öyle yani ben ama. İkinci ligdeki arkadaşlarımın Allah yardımcısı olsun diyor Erkan Zengin. Yani doğru. Oralar biliyorsun bir de canlı verilmiyor. Ya, foto muhabiri gitmiyor. Kim bilir ne şartlarda futbol oynanmaya çalışılıyor ki bunun TFF 3. Ligi var. Bölgesel amatör ligi var. Yani tesisleşme anlamında bazı durumlarda iyiyiz ama bazen de hiç sallamıyoruz maalesef. Yani... Oralar zaten Samet sen de biliyorsun dünya üzerinde hani birinci ligden o en top ligden aşağı doğru indikçe fizik kaliteye dönüyor zaten bu işler. Hani futboldan çıkıyor. Futbol çıkıyor mücadele, rugby gibi yani. Biraz kim ayakta kalırsa, kim 90 dakika koşarsa bir şeyler yapabiliyor. Süper Lig'de birinci öncelik yetenekse 3. Lig'de bu 3. 4. sırada geliyor yetenek. Tabii 3. 4. sırada. Sağlam durmanız, kondisyonlu olmanız. Yani, ya topa vurun yeter. En son Ahmet Supayevke çalışıyoruz sanırsam Yeşilbursa'yı. Devre arası transfer döneminde biz Antalya'dayken denk gelmiştik. Yani bana golcü gol atmasın diyordu. Topları indirsin. İşte hani Selezno Kuveke tarzı hani o yabancı isimleri söylememişti ama tarif ettiği tipler öyleydi. Mehmet Battal. Bana diyor kafayı vursun, arkaya yaşırsın. Göğsüyle alsın, savunmayı alsın, çıkarsın. Tabii savunmayı kendine çeksin, yana bir salsın, kanatlar gol atsın ya diyor bana. Forvet ama diyor bütün kafaları vursun şey alsın. Hani orada diyor mu hep fizik mücadeleye dönüyor. Çok zor bir maç oynadık yani Bayburt'ta da. Ki maç olarak zordu değil mi yani? Böyle maç olarak çok zordu. Şartlar Yalçın olarak Hoca'nın da çok zordu. Şans verdiği isimler açısından da bence... O noktaya da girelim. Çünkü belki benim... Selezno'yu biraz hani tutuk başladı ama sonuçta işte penaltı yaptırdı. Tartışmalı olsa da penaltı. Golü de ki bence penaltı değil. Golü de yaptı. Ben Bursa de beraber kazandı. İlk penaltı, başta penaltı olmamalı. Ben penaltı yanlış diye gördüm. Bir karar. Ama ondan sonra adam... Herhalde hakem de ilk baş seni gibi gördü. Ya çok değişik bozuyor. Şöyle geliyorlar. Yani Selezno böyle gidiyor. Ben penaltı rakip böyle geliyor. Topun böyle gitmesi lazım rakip vurunca. Ama adam kepçe gibi böyle almış atmış topu kenara. Bence de penaltı değil. Ama Ataberk ikinci kaleci olduğunu bence gösterdi. Son hani iki haftadır gerek aslında Bursa Spor'un yüzü penaltılarla gülüyor diyebiliriz. Evet. Hem İstanbul Spor maçında Çağlar Şahin Akbaba hem bu maçta. Çağlar'ın kendi maçın başındaydı da Samet. Ama o da çok kritik çünkü 0-0'dı. Ama Ataberk'in gibi bence çok çok daha hani stres. Şimdi ilk iki hafta oynamıştınız. Sonra tak iki kaleci geliyor. Kadro göremiyorsunuz. Muğla'da üçüncülük takımıydı. Muğla'ya maça gidiyorsunuz. Daha kolay maç gibi duruyordu. Orada gene yoksunuz, oynamıyorsunuz. Lap ondan sonra bu maça çıktınız 11. 1-0 geriye düşüyor takım. 2-1 yapıyor. 90+3. Penaltı. Yani bir de ters elle çıkartıyor. Ben çok zor bir şey için değil. Hani, bilerek mi yaptı bilmiyorum ama bu çok zor bir kurtarış. Hani ben böyle Mustera'dan mesela gördüğüm kurtarışlar.
Hani çok direkt öyle demek istemiyorum, hani yanlış anlaşılmasın. Hı-hı. Hani de hani genelde kaleciler diyor mu, hani sol köşesi geçiyorsa sol eliyle çıkartmaya çalışır. Ya da öyle çıkartır. Atabergin orada sağ eliyle de bir refleksi var. Çok önemli kurtarış. Atabergin iyi bir kaleci olabilir. Kalecilik melekeleri bence belli bir seviyede. Ayağı da belli bir seviyede. Ama fizik olarak bence biraz daha kas yapması lazım. Biraz daha büyümesi lazım diye düşünüyorum. Sen Volkan Demirel tarzı kaleciler seviyorsun galiba. Yo, Volkan Demirel tarzı değil de mesela Muhammed de amiyane tabiyle çiroz bir kaleci. Ama Muhammed'in duruşu var. Atabergin sanki var. Biraz böyle kalede emanet gibi duruyor. O biraz, o pozisyonu biraz geliştirebilir. Şeyi işte okudum hafta içi Tolga. Furkan Korkmaz NBA'de Philadelphia'ya gitmişti biliyorsun 2 sene önce. 2 senesini bitirdi, hatta 2 sene daha uzattı. İlk gittiğinde 76 kiloymuş. 2 sene sonra milli takım kampına gelirken 97 kiloya çıkmış. Tabii ama yani düzenli bir şekilde yani, kilo alma değil yani. İşte yarısı kilo, yarısı kas olarak düzenli bir şekilde beslenmiş. Yani bu şuraya bağlayacağım, olabiliyor. Hani yapılabilen bir şey. Tabii. Bir yıllık, iki yıllık süreçlerde özellikle kaleci için hani hava toplarında boğuşuyorsunuz, orada boğuşuyorsunuz. Komik bir şey mi söyledim? Gene, hayır, gene Yağız. Yağız bizim devamlı izleyicimiz devamlı. İzmir'den. Muslera hakkında şimdi konuştum ya, iyi kaleci dedim diye. Hani onun şansı, uğursuzluk getirme diyor. Bu arada Göztepe'de Tamer Tunay'la yollar ayrıldı. Evet. İlginç bir seçim oldu. Yani Göztepe'de de bir basiretsizlik var Yağız. Yani evet. Aslında gerçekten... Onun çok alakası yok. O Galatasaray'a meyilli. Galatasaray'a şey yok, evet. Yani kötü bir kadrosu yok Göztepe'nin ama bilmiyorum yeni teknik direktörleri de kim olacak? Gidiyoruz maçlara, arkadaşlarım var Göztepe'de. Göztepe yenildiği zaman dalga geçiyor. Yılmaz Vural mı? Yılmaz Vural da biliyorsun Göztepe'yi Süper Lig'e çıkaran hocaydı. Mehmet Tepin onu göndermişti Anılcım. Sanmıyorum. Tekrar başına getirebileceğini. Yılmaz Vural artık Fatih bence Pulat diyorum ben. Bitsin. Fatih Pulat nereden Fatih çıktı ya? Fatih Pulat sen nereden? Geçen hafta bulaşıcı galiba. İlhan Palut. İlhan Palut. Ben İlhan Palut'u ama yani Süper Lig tecrübesi olmadığı için biraz Samet. Ya Tolga kimin Süper Lig tecrübesi var? Hikmet Karaman'ın, Samet Aybaba'nın, Tolunay Kafkas'ın var da ne oluyor? Ya doğru, haklısın da. Biraz da hiç denenmemişleri deneyelim ya. Ne kaybederiz ki? Yani Erol Bulut yeni Malatya Spor'a geldiği zaman denenmiş miydi daha önce? Ya tabii ki denenmiş. Gayet başarılı hani, oldu. Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yanında bir şeyi vardı. Yardımcılığı vardı. Tamer Tuna'nın da öyleydi. Şenol Güneş'in yanında mı yardımcılığı ama vardı? Ama İlhan Palut'un da kendini ispatladığı bir nokta var. Hatay Spor. Biliyorsun alt ligden aldı. İlk senesinde playoff yaptı. Kimdeymiş? Hattaymış. Fatih Pulat, evet. Fatih Pulat Bursa Spor eski yöneticisi, bize anlıyor. Mali işler sorumlusu. Evet. Ama isim benzerliği var. Evet. Ses benzerliği çok var. Çok benziyor. Devam edelim. Devam edelim. Nereden bahsediyor? Yani ya, benim için zor maçtı. Mesela Çağatay'ın verilen şansı kullanamadığını aynı düşünüyorum. Aynı yere ben gelecektim yani, Tolga. Atanasov'un daha önce... Ya bak, futbol aslında iyi oyuncularla daha iyi oynanır ama bu maçta Çağatay'ın kanat oynuyorsun. Oradan biraz varlık göstereceksin. Atanasov varlık göstereceksin. Sedat mesela ön libero oynadı. Herhalde hani Selçuk'a, Aykut'a bir şey oldu ya da stoperlere bir sıkıntı olduğunda Aykut'u stopere çekelim diye Sedat'ı orada denemeye çalıştı. Bu zeminler hocam. Biraz da Sedat'ın zeminleri aslında. Evet, yani o zaten sıkıntı yaşamadı çok. Bir yerde ayağı çekti sanırsam da. Hı hı. Gene yani benim izlediğim kadarıyla maçta en çok mücadele edenlerin başına Sedat geliyordu. Hani oraya atladı, buraya atladı, uçan kafalar ya falan. Zaten Sedat'ın en büyük özelliği bu Tolga. Yani kötü oynayabilir. Ama mücadele sonuna kadar yani veriyor. 5-0 mağlupsa evet, bile tekmeye kafayı sokar. İşte öyle bir oyun stili var. O yüzden yani bazı oyun İsmail çok çalış. Ya sezonun ilk iki maçı ne kadar iyiydi Samet, hani hatta Fenerbahçe maçında ilk yenildiğimiz o 2-1'di sanırsam. Yenmiştik 2-1. Yok. O zaman 2-0 yenildiğimiz ilk maç. Hani daha gençlerle bir hazırlık maçı yaptık orada. Hazırlık maçında. Samandıra'da hazırlık maçında. Samandıra'da yaptığımız. Orada mesela İsmail çok çok ben Çağatay'ın sol tarafta oynuyor. İsmail sağda, uzun topları birbirine. Kaleci Ataberk'in paslaşmalarını ben çok beğenmiştim. Takım kötü olmasına rağmen benim için gelecek vaat ettiğini düşünmüştüm. Ha, İsmail oynamaması İsmail'i geriye götürmüş. Yani aldığı bütün toplarda hatta bir korner attırdı. Sen de gördün, hani Ataberk'e bir verdi. Top önde sekti iki kere. Korner oldu. Yani geriye oynadı. Biraz geriye gidenler olmuş gençlerden, oynamayanlardan. Rüştü keza öyle. Hani... Rüştü aslında sadece son iki haftadır oynamıyor ama bence biraz önce Ataberk'te söylediğim özellik Rüştü'de de var. Eğer stoperseniz biraz daha sağlam duracaksınız. Yani Rüştü mesela çünkü ince uzun ya. Çok Rüştü gibi... artık Tolga genç bir oyuncu değil aslında. Yani 97'li Rüştü 22-23 tabii, olacak artık. Ya aynı işte. Şey ben de Çağatay'la ilgili bir şey söyleyeceğim. 3 senedir kadroda Çağatay.
Antrenmanlarda herkes övüyor. Samet Aybaba dedi ki çok kaliteli. Evet. Daha sonrasında Mesut Bakkal geldi. Paralel ifadeler kullandı. Bu sene Yalçın Hoca şans veriyor ve artık 19 yaşına geldi Çağatay. Yani Çağatay ya olacak ya Emre Pehlivan olacak. Evet, ya bu sezon dediğim ya gibi Emre olacak. Pehlivan olacak. O da çok yetenekliydi biliyorsun. 19'dan sonra Emre Pehlivan geliyor, evet, geliyor. Herkes evet. konuşurdu. 19'dan sonra olmadı. Yani Çağatay artık kendini yırtması lazım. İlk 11'de başlamışsınız Bursa Spor'da, Bayburt Deplasmanı, Türkiye Kupası. Yani devre arası çıkması bence doğruydu. Ama Çağatay çıkmamalı devre arası. Yani gerekirse topu yemeli Çağatay. Bir daha bu şans zor gelecek çünkü. Burası Tabii Bursa ki. Spor. Ya şimdi Samet, zaten burada elenenler elendi. Çoğu elendi. Yani birkaç tane sürpriz yapanlar var ki biz şöyle diyeyim. Şu an artık şeyde geçen sezonki lig sıralamalarına göre belirleniyor bu seri başları. Yani biz geçen sezon Süper Ligi 16. sırada bitirdiğimiz için, küme düştüğümüz için yani şu an seri başı sanırsam 5. turda seri başı olamayacağız. Evet. Yani o yüzden yani artık şey yapılması lazım. Yani dediğin gibi bu son şansı belki, yani sallıyorum, Fenerbahçe gelecek. Şimdi oynatabilir misin? Belki içeride oynatırsın, dışarıdaki maçta bu kadar risk almazsın. Çünkü hani oradaki alınacak kötü sonuçlar da, genç oyuncularla alacağın kötü sonuçlar ligi de etkileyebilir. Çağatay'ın dediğin gibi bu şansı kullanması lazımdı. Ben çok gençleri çok yeterli bulamadım. Dedim ya belki Ali Akman mesela pozisyona girdi ama atacaksın artık Ali, biz sana veriyoruz. Hadi ama biraz daha sabredelim. Tabii yani zaten biraz daha değil. Belki de bu kadar yakaladığı, yani profesyonel düzende yakaladığı en net pozisyondu. İlk defa belki yakaladı. Ya böyle bir pozisyona mahalle maçlarında falan girersiniz. De. İzleyenlerimiz de mutlaka takip etmişlerdir. Yarı sahadan koptuktan sonra zaten savunma oyuncusu da bıraktı. Öyle. Ama o işte zamanla golcülük hissi. Orada mesela biraz zeki topçu olsanız, hani bunu zeka anlamında söylemiyorum, oyun zekası anlamında söylüyorum. O zeminde kaleciyi geçmenin çok zor olacağını anlayabilirsiniz. Hani olur olmaz. Orada direkt vuruş yapmanız lazımdı. İki kere yanlış. Ben gol olmamasına demiyorum. Orada direkt vurması lazımdı. İki kere sağa atıyormuş. Aslında yapmadı. Onun amacı herhalde şeydi. Hani kaleci sağa atlatayım, dümdüz gideyim ben dedi. Hani ama bu zeminde orada. İşte kaleci de atlamadı. Olabilir. Kaleci de ya bak, aslında gene kaliteyle alakalı. Belki daha tecrübeli. Hani mesela Serkan, Konyaspor'dan Serkan olsa belki ceza sahası dışında alacaktı topu elinin önünden. Bu hafta Lungun yaptığı hatayı senle mi izlemiştik? Evet. Pazar günü. O da gerçekten o da hakikaten no ya. Context Süper Lig videolarına giren bir videoydu. Samet Aybaba'nın ipini Fevzi çeken hatalardan geldi biri benim oldu. Bu Allah'tan direkleri kafalamadı. En nihayetinde Bursa Spor konusunu şöyle bağlarsak Türkiye Kupası kısmını, ben realist bir gözle baktığım zaman, özellikle bu senenin Bursa Spor için ne kadar önemli olduğunu her zaman konuşuyoruz. Belki de Bursa Spor tarihinin en önemli dönemeçlerinden bir tanesi. Ben Bursa Spor'un Türkiye Kupası'ndan elenmesinin hayrına olacağını düşünüyorum Tolga. Çünkü yani hem maddi anlamda bir şey katmıyor, hem sadece lige konsantre olmak önemli aslında. Bursa Spor'un geniş bir kadrosu var mı? Var. Var. Oynamayanlara bakıyorsun. Burak Altıparmak, Aykut Akgün, Selçuk Şahin. Çok önemli oyuncular ya var. Mesela aslında ben de şey açısından Özer yararlı buluyorum Samet. Hani şimdi iki maç oldu ya. Ya mesela ne bileyim, Süper Lig'den dengimize birisi gelsin böyle. Yani işte yani gelsin Göztepe 15. biten. Onlar da haftanca 3-0 falan yendiler geçen gün. Ya o tarz bir takım gelsin. Yani oynamayan Selezno böyle işte Çağatay'ı ama falan görelim biraz. Mesela Bayburt maçı gittin. Rezalet bir zemin. Taş gibi zemin. Yarın öbür gün Gümüşhane'ye gideceksin. Belki atıyorum Kars'a gideceksin. Ters bir top geldi. Yok artık Selezno'nun onlar elendi artık ya. Dizi döndü. 5. turda güzel rakip çekersen 6. turda Bursa zaten Spor'un kalıyor 16 takım. Öyle bir şey olmaz. Lüksü yok. Yani Bursa Spor Türkiye Kupası şampiyonu olmasın, Süper Lig'e çıksın. Benim gayem o. Veya playoff'a kalsın. Ya bence de öyle. Hiçbir de şey kazandırmayacak Bursa Spor'a. Tabii ki ben Bursa Spor bıraksın, elensin demiyorum biraz ama Selezno oynamayanlar oynasın. Mesela Kubilay'ı orada oynatalım artık. Artık bence Selezno alsın formayı. Yavaş yavaş Kubilay'dan da lig maçına dönelim. Pazartesi günü evet. Balıkesir Spor'la bir karşılaşma var. 10. hafta müsabakası. Balıkesir Spor'da gayet iyi gidiyor. Ali Tandoğan yönetiminde. Hı-hı. Şampiyon Ali Tandoğan, Bursa Spor'un şampiyon kadrosunun önemli isimlerinden. Asist kralı olmuştu yanılmıyorsam. Duran toplardan evet. Ömer Erdoğan'la ilişkileri hala dün gibi aklımızda. Çok iyi. Pazartesi günü oynanacak maç saat 19'da. Kubilay'dan bağlayacaktım. Şöyle bağlayacağım. Üst üste iki maç. Hem Ümraniye Spor maçı hem İstanbul Spor maçı %99'luk gol pozisyonlarını harcadı. Aynı. Soldan, çok benzer pozisyonlar. İkisi de soldan önüne atılan top. İkisinde tek vuruş yaptı. İkisinde de atamadı. Kubilay üzerinde gidersek Kubilay mı Selezno mu ve Balıkesir Spor maçı? Bence Selezno. Yani evet çalışıyor. Bak Kubilay çok çalışıyor.
Ama bu yakaladığı pozisyonları gol yapması lazım. Yani Selezno olsa bence, yani bilmiyorum sen ne düşünüyorsun, ben gol olacağını düşünüyorum iki pozisyonunda. Ya Bursa Spor'un tam tek vuruşluk oyuncusu. O golü yapacaktı Olga. İşte zaten Selezno o golü yapacak. Tam tek vuruşluk bir oyuncu. Kubilay artık Ali Akman değil. Yani. Kubilay artık olmuş, olması gereken bir oyuncu. 23 yaşında hala bazı pozisyonlarda genç futbolcu gibi davranıyor. İşte Kubilay'ın en büyük dezavantajı o. Artık özgüvenlisiniz. Bursa Spor'un birinci santraforusunuz. 3 gol atmışsınız penaltısız. O pozisyonlarda daha sağlam bulmanız lazım. İkisini de atsa zaten 5 golü şu an kendine güveni de gelecek. Belki Ümraniye Spor maçındaki hikaye de çok farklı olacak. Tabii 0-0 iken onu atsa. İstanbul Spor maçı da farklı olacak belki. Aynen öyle yani. Bu ligde buldunuz mu atacaksınız? O yani yüzden hiç düşünmeye gerek yani, yok. Yani bizim bu sene, sen dediğin gibi az önce hani kupa olmayalım, Süper Lig olalım. Bizim Süper Lig'e çıkma sezonumuz. O yüzden hani genç oyuncu kazanma şeyini artık çok şey yapmamıza gerekiyor. Yani Kubilay senin şansın bu. Selezno'ya sakatlık olursa bekle kardeşim. Yani ben bizim... de aslında buna benzer bir şeyler yazmıştım hafta içerisinde Panorama'da. Okudum bu biraz. Sene Bursa Spor camiası bunun kararını vermeli. Tamam, genç oyuncu genç oyuncu, evet çok güzel ama bu sene aynı şeyi Yalçın Hoca da söylemişti. Benzer bir şeyi hatırlarsın. Yani ya genç aslında... oyuncu mu yetiştireceğiz? Şampiyonluğa mı oynayacağız? Çünkü hoca diyor ki haklı, ben kazanıyorum. Ya Sedat niye yok? Çağatay ya, niye yok? Kabul ediyorum. Genç oyuncu yetiştirme misyonumuz yok ki şu an. Mesela hani Ali Akman niye oynamadı? Kazanıyoruz ama. Şöyle bir şey, ben şey için dedim. Mesela ben de öyle bir köşe yazmıştım. Igor'un da kaçırdığı bir pozisyon. Nasıl Kubilay oynamasın, Selezno oynasın diyorsa gol olsun diye. Igor'un pozisyonları bence Ali Akman oynayabilir yani. Hücum iç sahada özellikle o silahımız olabilir. Ya daha fazla rotasyona girebilir. Yani ki bu Igor'a da bir mesaj verir. Hani bak sen eğer böyle oynarsan bir önceki maç zaten burada oynayacak adam bu diye düşünüyorum. Yani bence de zaten Burak sağlıklı olduğu zaman Tolga ya, tabii. Burak oynar. Sağ önde Burak solda... oynar. İşte sol için Igor'u düşünebilirsiniz. Musa Aras, Ali Akman, belki güçlendiği zaman Çağatay, belki zaman zaman zorlu deplasmanlarda Özer'i kanata alıp Aykut Selçuk, Burak Altıparmaklı bir orta saha. Onur biraz iyi performans sergiledi. Onur sezon başında hoca da düşünüyordu. Sol bek Onur, sol kanat Lato Levic için Süper Lig. Evet, Lato Onur şeyi ben düşünüyorum Samet yani. Samet Aybaba akıllara geldi. Bu hafta yani bak Balıkesir maçında sürpriz olabilir. Balıkesir Spor'da Tolga 16 puan. Çünkü Lato 4. sırada. Biraz ağır kalıyor. Ya kesin Samet şimdi onların da durmadan bir sene diyor ki bu maçı kazanırsak daha farklı olacak. Bu maçı kazanırsak daha farklı her olacak. Her maç öyle aslında. Her maç öyle hakikaten. Ya biz şu anda şey yapmasaydık. Eksi 3 puan cezası olmasaydı Bursa Spor, bu herkesin eleştirdiği, özellikle bizim camiamızda da çok eleştirenler var. Şu an Bursa Spor bıraktın ya, temiz olarak bıraktın. Yani eski yönetim hatalı yönetmemiş olsa, en azından mali açıdan biraz bir şeyler ödemiş olsaydı, hani bir sürü borcu oldu ya takımın. Bursa Spor'un şu an Alia'ya hani farklı da bir şey söyleyecektim, hani deve yüküyle diyeyim ben ona, borcu var. Biraz bir şeyler ödemiş olsa, biz eksi 3 puan almasaydık 18 puanla puan farkıyla liderdik. Aslında Tolga katılıyorum dediğine tabii ki çok doğru. Ama buna da artık çok fazla takılmamak Hayır. lazım. Çünkü oldu. Ben şu bu eksi 3 aldık. Takılmıyorum. Sene başında eğer atıyorum 1 puan farkla Bursa Spor 3. oldu mesela. O zaman onun hesabı sorulur. Hayır, ben ona zaten takılmıyorum. Şu anki oyunculara, kulübe, işte hocaya, başkanı yapılan eleştirilere ben katılmıyorum. Ya şu an değil mi, bu takım son gün açtı, transferin son gününde açtı. İlk 2 hafta gencecik çocuklarla çıktık biz. İşte Atabekler'le, Ali Akmanlar'la. Hatta yani kısmen 3. hafta da Eskişehir Spor'un. Tabii 3. hafta da tabii sadece Çağlar, Recep, Cüneyt Gözü koydu zaten sadece. Zaten Recep sakatlandı. Recep sakatlandı. Ali Akman girdi yerine. Hani o yüzden yani bu takım böyle kurulmuş bir takım. 9. hafta lider tamamlamış. Yani o yüzden birazcık artık bizim destek olmamız lazım. Orada taraftar sayısı artık 11 bin görmememiz lazım bizim. Tabii. Yani orada en az 20-22 bin olması lazım ki biz maçları daha kolay kopartırız. Yani 12 binle böyle oluyorsa, 11 binle, 10 binle hatta böyle olursa sana 20-22 bini ben düşünemiyorum yani. Hem kulübe bilet geliri 10 bin kişi daha. Ya bunlar önemli şeyler. Biz o yüzden hani bu takımla biraz daha birlik olsak zaten biz böyle gidiyoruz. Yani ilk yarıyı belki eksi 3 puana rağmen biz puan farkıyla lider kapatabiliriz. Balıkesir maçını kazanacağımızı da düşünüyorum ben. Hani evet şey zor. Zor bir maç. Ama rakip zor. Ali Tamdoğan eski dost. Acaba ben onu artık çok merak ediyorum. Büyük ihtimalle tribünler çağırır Ali Tamdoğan'ı. Çağırırlar. Güzel duygusal bir. Ali Tamdoğan da çok şey yapmaz. Sıkıntı yapmaz. Olacak. Çünkü öyle bir karakterde insan değil yani. Hı-hı. Hani normal çalışır, kaybeder, gider.
Ya Balıkesir Spor'dan sonra Bolu Spor'la maçı var Bursa Spor'un. Ondan sonra bir milli takım arası var. Şu Balıkesir-Bolu virajını en kötü 4 puanla geçerse Bursa Spor. Ben Balıkesir 3 yazıyorum da Bolu'ya Samet kararsızım. Bolu biraz sıkıntılı bir deplasman ama önce Balıkesir Spor'u yensin Bursa Spor. Ondan sonra önümüze daha rahat bakalım. Çünkü 10 haftayı artık ligin 3'te 1'lik kısmını geride bırakmış olacağız. Son haftalarda çok formdasın hem Süper Lig tahminlerinde hem Bursa Spor tahminlerinde. Evet. Tekrar bir skor tahmini alalım senden istersen. Yani geçen haftaki oyunu biraz daha geliştireceğimizi düşünüyorum Balıkesir maçında. Gol yemeyiz 2-0. 2-0. Evet. 2-0'ı sen sevdin bu sene. Yani sevdim. İlk haftalarda goller yazıyordum ama hep bir gol yazıyordum. Evet. Geçen hafta yemeyiz diye düşünüyordum. Hani Kubilay benim için atmadı büyük ihtimalle. Hani izledi büyük 2-0. Tolga abi söyledi dedi 2-0 diye. Hani onu sıkıntıya düşürmeyeyim diye şey yaptı. Hı-hı. Ama gol deyince hatta çok kızdı, hemen kulübe gitti. Niye yalancı düşüyorsunuz Tolga abi diye, 2-1 oldu skor. Öyle çok mi kızdı. Biz onu televizyondan kaçırdık. Selezno'da hatta ilgili... Selezno'da takip ediyormuş. Selezno'da gol olunca soyunma odasına gitti. 2-1 olunca direkt hani soyunma odasına girdi zaten. Ya onu da senin kadrajına yakaladığın önemli bir detay. Belki galibiyetten sonra gözlerden kaçtı ama Selezno son İstanbul Spor karşılaşmasında 3. oyuncu değişiklik hakkını kullandığı zaman Bursa Spor, Sedat'ı çağırdığı zaman uzatma dakikalarını beklemeden soyunma odasına girdi. Kubilay ile ilgili son bir not söyleyeyim Tolga. Belki sen saha içerisinde olduğu için fark etmemişsindir. Hadi. İzleyenlerimiz mutlaka fark etmiştir. 75-80. Dakikalar falan Özer bir ara biliyorsun çok toplu oynadı. Biraz rahatlattı savunmayı. Hani Kubilay böyle hani değişik hareketler yaptı orada. Zaten direkt biraz böyle bir gitti pagoda. Burak Kapacak'ta da var bu. Bilmiyorum, anlatabiliyorum herhalde. Biraz böyle bir iyi oyundan, iyi performanstan sonra şımarmayalım. Uyarıyorsun buradan galiba. Ya uyarıyorum değil de çünkü bu takımın Burak'a da çok ihtiyacı var. Samet Zinciroğlu'ndan. Sen Burak Kapacak'ın üst üste oynadığı 3 maçı hatırlıyor musun? Üst üste iyi oynadığı 3 maç. 2 maç çok iyi oynuyor, 2 maç çok dağınık. Ya bu şekilde oynarsınız buralarda ama Burak'ta da büyük potansiyel var. Kubilay'da da hala büyük potansiyel var. Bu oyuncu, başarının, yıldız oyuncunun anahtarı nedir? İstikrar. Hani istikrarlı olmanız lazım, küsmemeniz lazım. Öyle bir lüksünüz yok. Yani geçen sene Kubilay'ı kimse yolda görmek istemiyordu Bursa Spor taraftarları. Şimdi diyoruz ki Kubilay mı Selezno mu? Ya Ankara'da da görmek istemiyorlar. Bu Kubilay'ın başarısıdır. Kubilay kendisini buraya kadar getirdi. Bundan sonra da yani Özer kendisinden 11-12 yaş büyük bir futbolcuya saha içerisinde nasıl davranacağını bilmeli diye düşünüyorum. Doğukan'dan skor tahmini alalım. Kameraman arkadaşımız. Doğukan yapma. İç sahada galibiyet serisini bozdu Doğukan. Evet. Sen? Benim tahminim Bursa Spor'un 3-1 veya 3-0 kazanacağı yönünde. Anla da soralım. Bu sefer Göztepe'yi sorma ama. Göztepe'yi de soracağım. Çünkü Göztepe zor bir karşılaşmaya çıkıyor. Trabzonspor Göztepe. Kaybeder dedi. Göztepe'nin başına kim gelsin istersin? Yılmaz Vural. Yılmaz Vural'a takmış durumda. Anıl arkadaşımız. Vallahi Tolga yavaş yavaş Süper Lig'e geçiş yapacağız. Ama yapalım. Dün sanırım, dün sabah veya ondan önceki sabah olması lazım. Zlatan İbrahimovic biliyorsun bir video paylaştı. Evet. İspanya'ya geri dönüyorum dedi. Sence hangi takıma yakışır? Yani geçmiş olduğundan dolayı Barcelona olabilir. Diyorsun. Yani bunlar zaten marka işleri olduğu için. Bir bahis firmasının reklamı olduğu da söyleniyor. Olayın hani İspanya'ya dönüyorum furyasının bir reklam olduğu da söyleniyor ama kesin bir bilgi yok. Yani. Real Madrid olabilir mi? Bence Barcelona'dan olamaz. Ziyade Real Madrid daha yakın ihtimal. Çünkü oyuncu ihtiyacı olarak baktığın zaman da hani statik ileride bir tek Benzema var. Hani tamam Rodrigo'lar, Jovic'ler, Hazard'lar var. Vinicius Junior'lar var. Isco da zaman zaman orada oynuyor ama. Benzema'yı ama kesmez işte. Kesmiyorlar zaten. Neleri yediler Benzema'yı kesmemek için? Benzema'yı kesmez ama yan yana mı oynuyor? Florentino Perez'le bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Şimdi Barcelona'da orada da çok bolluk var. Hani Messi, Suarez, Griezmann'ı zaten sayma. Coutinho'yu verdiler bolluktan. Daha Dembele var. Fati var. Çok genç bir oyuncu. 2002 ve 2003 doğumlu olması lazım. Kanatta oynayan böyle statik orada kim? Suarez var herhalde. Ama Suarez'i bile kanada çekebilirsin. Ya bence... Hani bir yalandan bir ne bileyim Barcelona acaba ben düşünmüyorum da hani o şey vardı ya Eto, Ronaldinho... Henry mi? Henry üçlüsü. Hani çok şey uzak ihtimal de bir Suarez, Messi, İbrahimovic izlemek... Ya İbrahimovic'in biyografisini okudun bilmiyorum ama şöyle bir ifadesi var. Ben Barcelona'ya ait değilim. Çünkü yani antrenmanlarda kimse birbirine bağırmıyor. Herkes çok iyi. Los Angeles Galaxy'de herkes insan... bağırıyordur kendine. Herkes Amerika'da zaten şu anda futbol topunu yiyorlardır antrenmanlarda. Ama sen İbrahimovic'in açıklamasını duydun mu? Yani ben Amerika'da artık futbol hayatıma devam etmeyeceğim. Yani kimse
Futbolu konuşmayacak Amerika'da. Bugün Yavuz Bey'e çok güldürdü ya. Ne diyor? Falcao gider, İbrahimovic bize gelir diyor Galatasaray'a. Galatasaray İspanya'ya taşındı. Galiba. Bu arada 11 yabancı çıkıyorlar ya, büyük ihtimal fark edemiyor hangi ülkede oynadık. Falcao'nun da ben devre arası Galatasaray'dan ayrılacağını düşünüyorum. Bilmiyorum. Şey, Fatih Terim'le verilen fotoğraf çok saçma değil miydi hemen? Bir mesaj. Mesaj da işte, gerek yok bunlara ya. Hani şey olur ya, biz kovulacak mı, moğulacak mı diye. Abi muhabbet değil mi abi? Rejiyle Anıl'cım ha? İyi herhalde Cir, değil mi? Yavaş yavaş Süper Lig'e geçelim Galatasaray demişken. Galatasaray Beşiktaş maçı vardı. Trabzonspor Başakşehir maçı vardı. Bence şu ana kadar oynanan, Süper Lig'de oynanan 81 maç arasında en iyi maç Başakşehir-Trabzonspor maçıydı. Çok kaliteli bir maçtı. Ben çok zevk aldım. Sadece futbol vardı çünkü. Ne yerde yatan futbolcu, ne rakibini iten futbolcu, ne kart gören futbolcu. Tamamen futbol odaklı bir karşılaşma oynandı diye düşünüyorum. Bilmiyorum, sen ne dersin? Ben de beğendim. Hani beğendiğim bir maçtı ama o kadar ben oraya koyamayacağım, bilmiyorum. Hangisiydi ligin en iyi maçı, hangisi sence? Ya 9 bilmiyorum. Hafta. Bilmiyorum, şu an direkt böyle deyince hani hepsinin direkt şey gelmedi. Hani son hafta hatırlarız ya zaten. Hani son haftada o kadar aklıma kalan bir maç olmadı da hani bilmiyorum, oraya koymak şeye gelmedi ya bana. Yani mesela sen öyle diyorsun, ben Uğurcan'ın pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. Tamam, yeni kuralda hem penaltı hem kırmızı kart yok deniyor ama olağan pozisyonlarda. Yani eğer bile bile yani rakibi direkt oynamasın diye size doğru koşan adama ayağınızı buradan bu yerden bu kadar kaldırıp tabanına girerseniz bu kırmızı kart benim gözümde. Ya senden anladığım şu, pozisyon icabı olarak kırmızı kart demiyorsun sen. Tabii. Darbe zaten olarak kırmızı tabii kart. Tabii. Bak, ayağı yerde kalsa, hani Uğurcan'ın ayağı yerde kalsa gene tabii, sarı kart benim için. O aslında gözden kaçan bir detay. Tabii yani Uğurcan'ın ayağı yerde kalsa, dediğin gibi rakibi sakatlama yönelik hareket değil. Top hamle yapmaya çalışmış. Top hamle yapmayı anlıyor mu? Rakibi sakatlama yönelik ayağını böyle kaldırdığı için diyorum ben zaten. Yoksa hani hakem zaten verilebilir, sarı kart verdi. Yani benim ama o yüzden Uğurcan de, benim büyük şeyler beklediğim bir kaleci. Büyük potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Öyle çıkmaması gerekiyor. Kribelli zaten ağır bir oyuncu. Daha böyle sağlam çıkabilirdi ellerini yere koyarak. Halı sahada hani kaleye geçmek istemeyen oyuncu olur ya hani. O çıkar böyle bütün topu hani şut atarla ayağıyla kurtarmaya çalışır kenarlardan falan. O öyle çıkış yani, çok acemi bir çıkış. Yani ben bir kalecinin de öyle çıktığını görmedim daha önce. Elini yani elini vücudunu koyar ki hani eline basarsa oyuncu faul yani olur geçer yani. Bir de elinle avantajın var yani. Hızlı bir oyuncu değil karşınızdaki. Evet. Yani hakikaten çok uzaktan atıyordu bu. Defansı da çok ağır kalmış orada. Bu arada İrfan Can bence sezon sonu bir transfer yapacak. Hatta devre arası da yapabilir. Ama bu ne çalımlar ya, değil mi? Adamın kendine özgü bir çalım stili oldu. Evet. Özellikle son 3-4 aylık süreçte işte. Hani Doğan Erdoğan'la Joao Pereira'yı vuruyormuş gibi yapıp gol çekmesi böyle. Rencide etti orada. O kadar rencide etti. O hafta içindeki attığı gol de çok güzeldi Avrupa Ligi maçında. Visca büyük topçu. Ya zaten, çok büyük topçu. Zaten, ama sözleşmesi bitiyor. Sence, bence Fenerbahçe yapacak. 31 Aralık'ta onunla birisi imzalar. Bak, kim imzalar bilmiyorum ama Trabzon dahil diyorum. Çünkü onlar da bir yapılanmaya girdi. Bak, dahil olabilir diyorum. Bu 4 tane o takımdan. Süper Lig'de kalır diyorsun sen. Süper Lig'de kalır. Ya çünkü yaş oldu Samet, almazlar artık. Kim alır? Tabii 90 doğumlu. 29-30. Yani, Türkiye'de yani, bir 3 sene daha iş yapar. İşte hani dışarıdakiler de ona 2 yıllıktan. Bonservissiz. Bu 2 yıllıktan fazla kontrat vermezler. Hani ne, Premier Lig'e mi gider sence? Hani bu yaştan sonra olur mu? Çok zor. Tempoyu kaldırması çok zor. O yüzden ben Süper Lig'de hani bu 4 takımdan biri bence. Yani yeni bir maceraya atılmak istemez. Bence İstanbul'da kalır. İşte İstanbul'da kalır. Eğer Abdullah Avcı hala Beşiktaş'ta kalıyor olursa, o dönem sezon sonu bilmiyorum ne gösterir. Biraz bunlar duygusal işler. Gelebilir. Samet ya. Biraz duygusal işler bence. Yani Vizca'ya bir iki. Ya ben röportajlarından iki, ben de. 2,5 verirler. Mesela Şenol Güneş'te Beşiktaş ilk transfer olduğunda hani Beşiktaş'ın futbolunu öven açıklamaları vardı. Ligin en iyi takımı onlar şampiyonu hak ediyor diye. O tarz açıklamaları da çok önemli, bilmiyorum. Ama bu biraz duygusala bakıyor. Son birkaç dakikamızın içerisindeyiz Tolga. Ben de Fenerbahçe ya da Beşiktaş diyorum sana. Fenerbahçe, Beşiktaş. Derbide de Umut Nayır'ın gol atması ilginçti bu arada. Gerçekten. Ya, Umut'u tebrik edelim. Müdürümüz İstanbul'da izliyormuş. Buradan selam gönderiyorum. Devre arası İstanbul'da izlemiş maçı. Demiş koskoca Beşiktaş bizim yedek santraforla oynuyor. Nasıl gol atacak demiş. Ondan sonra dönüyor buraya geliyor, bir açıyor özetleri. Umut Nayır atmış golü.
Ya Umut aslında performansının maksimumuyla oynadı. Umut bundan fazlasını yapabilecek bir oyuncu değil. Ama bence artık bu derbi maçından sonra her zaman Beşiktaş'ın geniş kadrosunda olacak diye düşünüyorum. Süper Lig'de 10. haftanın perdesi yarın tek maçta açılıyor. Galatasaray Çaykur Rizespor. Hızlandık bir anda, ne oldu? Hızlandık, tempoyu arttırdık. Biraz bir anda anılanı kağıtları hissedemiyor. Sol kollardan alır Uygar geliyor. Formula 1 pilotları gibi. Bu arada Formula 1 son dönemde yine gündem olmaya başladı. Ben de tekrardan takip etmeye başladım. Verstappen'e çok üzüldüm. Çünkü yarış dışı kaldı son yarışta. Benim adamım Verstappen. Nasıl son? Kalmamıştı ya son 3 tura kadar. Vettel bir geç çıktı. Yarış dışı kaldığından kastım. Ceza aldı. Ha, bir ceza aldığı için geriye düşmüştür. Lastiği patladı. Pite evet. Girdi. 6. 7. bitirdi. Sıralama turlarında da çok şanssız bir lastikleri şey yakacaktı ama bırakmadı, girmedi o pite. Hamilton bu hafta kazanırsa üst üste 6. Evet, şampiyonluğunu elde ediyor. Hamilton da Bayern Münih'e, Paris Saint Germain'e bağladı. Vettel çok zorladı. Ben de izledim. Bu arada Tolga, Lewis Hamilton 55 milyon euro maaş alıyormuş. Vallahi. Mercedes'ten. Alır abi. Orası çok ayrı bir dünya. 55 milyon euro maaş alıyormuş. Rejden sanki hadi ya. Galatasaray Çaykur Rizespor. Uzatacağız gibi. Galatasaray Çaykur Rizespor. Rize. Konya Spor Gençler Birliği. Konya. Gençler Birliği'nin yeni hocası. Bakalım kim olacak? Konya. Alanya Spor Başakşehir. Vallahi Alanya. Alanya ile Trabzon'un maçları hep aynı saatte. Trabzonspor Göztepe. Trabzonspor alır bence. Antalya Beşiktaş. Ben Antalya kazanır diyorum. Riske ben 2 diyorum bu sefer. Denizli Spor Sivas Spor. Zor maç. Beraber maçı gibi sanki. Yeni Malatya Kasımpaşa. Berabere. Kayseri Fenerbahçe. Fenerbahçe yani yapacak bir şey Kayseri, mi? Kayseri bakalım Bülent Uygun'la neler yapacak. Bugün Türkiye Kupası'nda kazandılar. Haftanın son maçı yeni başkanını seçen Ankara gücüyle Sumudika ile sözleşme uzatan Gaziantep Futbol Kulübü arasında. Berabere. Çok teşekkürler Tolga değerli yorumların için. Bu haftada ikili oyunu noktalıyoruz. Değerli izleyenler, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta Perşembe günü saatleriniz 22'yi gösterdiğinde biz yeniden Tolga Öztaş'la birlikte burada olacağız. Şimdilik hoşçakalın, iyi geceler.